yardımcı personeli, asistanlarımızı ve kendimizi bu konuda sık sık eğitmeliyiz ve dikkatlerini çekmeliyiz. Hakikaten bu aletlere mücevher gibi bakmalıyız. Ben ilginiz için çok teşekkür ederim. Doktor Selçuk Bey'e çok teşekkür ediyorum bu gerçekten çok değerli bilgiler için. Ben we have this 250 microns, we call it dust. Hastaya galda tomografiye vadi yapılıyor. Bu spin pozisyonda endoskopi combined intrarenal surgery yani EGERS yapılmış. Operasyon sırasında nefrostomi tüpü ve 4.8 French 28 cm dalıcıya kadar yerleştirilmiş. Postop birinci günde sondası bu nefrostomi tüpü alındıktan sonra hasta taburcu edilmiş. Good morning to everyone. Can you hear me? Yes, we can hear you. Ah, thank. I'm honored. Thank you very much. I'm honored to be here with you. Thanks a lot to the scientific committee for this kind invitation. And today I present my suggestions about HRs, and I please share my video presentation with my voice. Thanks. İstanbul Ürolitiyaz günleri 12 yıldır yapılan seri toplantı bugüne kadar hep İstanbul'da gerçekleştirilmişti. İlk kez İstanbul dışında Meram Fakültesi'de Konya'da gerçekleştiriliyor. Güçlü bir bilimsel içeriği var toplantının. Uluslararası kuruluşlarla işbirliği içindeyiz. Uluslararası ünlü kadın ürologlar dahil oldular. Ve bu toplantı ülkemizin ilk kadın ürologlarına atfedildi. Pandemi nedeniyle 150 kişiyle fiziksel katılımı sınırlandırmıştık. Online katılım olarak da 1000'den fazla üroloğu bekliyoruz. Toplantımız 2 gün sürüyor. İlk gün bilimsel lecture'lar, indeks vakalar üzerinden tartışılmış son teknoloji ve yeni tedavi modeli tartışılacak. İkinci gün canlı cerrahilerimiz var. Canlı cerrahimiz Meram Fakültesi'nden, Meram Fakültesi hocaları tarafından gerçekleştirilecek. Bir canlı cerrahi içinden online gelecek. Canlı cerrahilerimiz arasında çeşitli orijinal taş vakası var. Bu toplantının genç ürologlar ve asistanların ufkunu ve önünü açacağını düşünüyorum. Umarım başarılı olur, hedeflerimize ulaşırız. Türkiye, dünya ülkeleri arasında kadın haklarını en erken elde etmiş ülkelerden biri olduğu halde bayan üroloji uzmanları, kadın üroloji uzmanları oldukça sayı olarak az kaldı yıllarca. Özellikle 2000'li yıllardan sonra sayısı hızla artmaya başladı ve son 5-10 yılda bizim bir elin parmakları kadar olan sayımız da yavaş yavaş artmaya başladı ve asistan arkadaşlarımız ürolojiyi de diğer bölümler gibi tercih etmeye başladı. Şimdi bugüne kadar programlarımızda sayının azlığından dolayı tüm akademik programlarımızda bayan üroloji uzmanlarının sayısı az kalıyordu. Biraz seyrek oluyordu oturumlarda. Bu sefer derneğimiz Türk Üroloji Derneği bir akım başlattı ve her oturuma bir bayan üroloji uzmanı, bayan üroloji asistanı koydu ve gerçekten çok zengin bir program oldu. Aynı zamanda yurt dışı konuşmacılarımızda da bayanlara önem veriyoruz.